Emniyet müdürü benim kabrime geldi. Babam geldikten sonrası bende yok. Çünkü babamın şu bakışını hatırlıyorum. Koridora baktı, polislere baktı, çocuklara baktı. En son bana şöyle baktı. Ay bu ıhlamur mu? Evet. Ih. Çok iyi geldi gerçekten. Sen sevmeyen düşürsün. Seni sevmeyen ölsün. O ne diyor'ya koyduğumuz ilk video. Hemen bir kendini gösterme çabasısın. Bu O ne diyor'un takipçisi yüksek diye. Name yaptı ya şarkının sonuna. Bu arada hoş geldiniz O ne diyor izleyicileri. Hemen kapatabilirler, bir açıklama yapayım. Merhaba, ben Oğuzhan Uğur, artık O ne diyor'da program yapacağım. Neyse. YouTube'da yayınladıkları bu videoyu Facebook'ta da yayınlayacaklar. Orada da böyle ağır kitle var. O kesime de birazcık yalakalık yapmamız gerekiyor. O yüzden şimdi sen bir daha ölsün de onlara bir şu an duyar kasalım. Ölsün! Hayır, kimse ölmesin bu hayatta. Facebook'ta ıslak köpek paylaşalım. O ne diyor'ya geldik. Müthiş de bir şey yaptık. O ne diyor'ya gelmemin şerefine de Yunus Günç'e kitabı aldılar. Ne demiş? Allah'ım var. Az önce 3 sayfa okudum. Yeğenim var. 1,5 yaşında. Onun boyama kitabı hayata ilişkin daha anlamlı şeyler anlatıyor. Kaç para bu? 22 TL mi? Bugün birisi bunu verdi bana. Benim kitaplara çok büyük saygım var. Yazana, okuyana her zaman biliyorsunuz saygım var ama bu bir kitap değil. Bak şimdi. Aklına ilk gelen kelimeyi söyle. Aklına ilk gelen dedim. Şu an 36.'ya geçtim bile. Bahar. Selcan. Hırka. Hırka. Serseri. Serseri. Zincir. Zincir. Sevda. Sevda. Ağaç. Ağaç. Sevişmek. Sevişmek. Kırbaç. Bahar, hırka, serseri, zincir, sevda, ağaç, unutmak, sevişmek, kırbaç, küllük. Tebrikler. Şimdi ben bunlardan bir cümle kurayım. Dur bakalım. Küllüğü tutturamadım, hırkama geldi kül. Ben serseriyim nasılsa, ciddiye alma gül. Şimdi unutmak, sevişmek kadar zevk verirdi belki. Baharın döktüğü yaprakları değil, ağacı üzer sevgili. Hafızam zincir, dolarım ellerine. Sevdaysa durum, budur tek yolum. Seni kırbaçlıya kırbaçlıya s**erim, a**a koydum. Gelmiş beni öpüyor böyle. Abi ağzının içine atsana bir öksürüyor. Şu içeride dedi ki çok kötüyüm. Ne oldu? Hastayım. Az önce beni öptün pek. Ne? Çok acımasız bir hareket değil mi? Ne? O kadar işe yarıyor ki karşı tarafın seni dinlemesi ve sana kitlenmesi için gereken iki tane hareket var. Ankara konserimiz sonrası bir dinleyicimizden öğrendim. Bir de Ankara'ya ne zaman geleceksiniz? İşte şu zaman geleceğim, böyle yaptım. Ne? Wow. Ben genel olarak anlamadığım, duymadığım ya da çok sıkıldığım esprilere şu tepkiyi veririm. Karşı taraf bozulmasın diye. Abi geçen gidiyorduk. Bak başımıza bir şey geldi. Buna inanır mısın? Her zaman işe yarar. Dostlarınız, yeni tanıştığınız insanlar, kime yaparsanız yapın. Bunu yaparsanız size bozulmazlar. Çünkü hem onu anlamış, hem dinlemiş, hem de tepki vermiş gibi gözükürsünüz. Abi düşünebiliyor musun Amerika böyle böyle yapmış? Gitti. Sen şu an tatmin oldun mu? Oldum. Bak çünkü sana tepki verdim. Bir de bu çıktı şimdi. Ne? Bu da karşı tarafa fazla önem vermek ve onu çok dinliyormuşsun anlamına geliyor. Aa böyle olmuş, şöyle olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş abi. Ne? Ay Allah'ım ya. Düşünsene babasına yakalanıyor sigara içerken. Oğlum sigara mı içiyorsun? Ne? Sen hiç sigara içerken baban yakalanır mı? Sen 30 yaşındasın, hala senin sigara içtiğini bilmiyor mu baban? Şu anda zaten anlamıştır kendisi izlediği için. Baban izliyor videolarımızı? Evet. Berkuçar'ın babası. Ben zaten onun yanında içmiyorum. Ben de içmiyorum kaç yaşıma geldim. Saygı göstergesi mi değil ama babam hatta kendisi ikram etti. Ama gözü seyiriyordu ikram. Yani o kadar güzel yakalanmıyordum ki. Bir kere o sigara dediğim bok parmaklarına, dudaklarının burasına, nefesine, üstüne, başına her yerine siniyor. Lisedeydim ben sigaraya başladığımda. Sigara içerken kışsa montumu, ceketimi çıkartıp dona dona sigaramı içer. Sonra montumu, ceketimi giyer. Derken sakız alır. Sakızla ağzımdaki kokuyu giderir. Eve giderken de çiçeklere parmaklarımı sürter. Çiçeklerden bir tanesini de kopartıp buralarıma sürerdim. Müthiştim moruk. Yakalanmam imkansız. Hiç yakalanmadım. Babam zeki bir adam ama ben de zeki bir adamım. Kusura bakma. Kuşkulanırdı benden. Çünkü etrafındaki bütün arkadaşlarım sigara içiyor. Bir ortamda babam geldiği zaman 7 arkadaşım birden sigara atardı ama ben de sigara yoktu. Çünkü ben bilirdim ki babam oradan geçebilir. Her şeyim planlıydı böyle. Babam bu saatte iner. Lan bir insan sigara içmek için bu kadar plan yapar mı ya? Psikopat büyüdük ya. Ama bazı geceler tehlikeli oluyordu. Çünkü gece uyuyamadığın zaman canın doğal olarak sigara istiyor. E baban içeride uyuyor, annen içeride uyuyor. Sigarayı nasıl içeceksin? Balkona çıkacaksın. -4 derecede olsa. Çakmaklarım ve kibritlerin yerini bile değiştirmiyorum. Asla yakalanmam. Bir gün asker çocuğu olduğum için askeri lojmanda oturuyoruz. Lojmanın kapısından nöbet tutan askerlerden bir tanesinden rica ettim. Dedim ki çakmağınızı bana verir misiniz? Ben sana yarın veririm dedim. Aldım çakmağı. Baktım böyle üzerinde Bozkurt. Üç ilerli böyle asker çakmağı. Tek bir dal sigaram var askerin çakmağı ve bu yatağımın bazanın altında bir yerde duruyor. Müthişim çünkü yakalanmam imkansız. Sigarayı içeceğim baba ve sen öğrenemeyeceksin. Zeki zannediyorum kendimi. Saat 3 ve 3-5 gece civarlarında çıkarım sigara içmeye. Çünkü tam o derin uyku zamanıdır bizimkilerin diye düşünürüm. Ailemin ekstra kardeş çocuk istemediğini de biliyorum. O yüzden geceleri 3'te rahatım yani. Aldım sigarayı, gittim her zamanki gibi parmak uçlarımda.
Açtım balkon kapısını. Ulan ben o balkon kapısını yağladım gece ses çıkartmasın diye. Sen bir sigara için bunu yaptın mı ya? Açtım kapıyı, çıktım balkona. Sigarayı ağzıma koydum. Çakmak zippomsu bir şey. Ama zippo değil tabii. Kapağı var böyle. Pink diye açılıyor. Kapağı bir açtım. Çakmağın üzerinde bir sürü ışık yanmaya başladı. Ve şu. Sigara yandı. Yanmasa kurtulabilirsin. Çünkü böyle açtım. Kurt ulumaya başladı falan. Arkadan çıkırt çıkırt bir ses duydum balkonda. Yere çöktüm. Balkonun demirlerinde böyle uzun bir gölge geldi böyle. Babam öyle bir dövdü ki beni. Niye dövüyor ama beni? Diyor ki nasıl kendine böyle illet bir şeyle zarar verebilirsin? Nasıl o tertemiz ciğerlerini bu zehirli dumanla kirletebilirsin? Ya dayağın başlığı bu. Ama ben o dayağı yiyeceğime 8 milyon karton sigara içseydim aynı zararı görürdüm. Yemin ediyorum sana. Kaç yaşıma geldim hala dik duramıyorum yani. Öyle sırtma sırtma koyayım. Zararlı mı o? Zararlı mı? Ha bu zararlı değil mi? Kafama vuruyorsun. Bayılmışım böyle kan geliyor bana. Babam sağlığımı düşünüyor gerçekten. Ambulansı da hemen aradı sağ olsun. Ama babaların da birazcık bu konuda duyarlı olması lazım. Sonuçta benim babam da sigara kullanıyordu. Yani ben daha küçücük, buncucukken yanımda geldi içti sigarayı. Senin baban da kullanıyor mu sigara? Kullanıyor değil mi? Bak Berkuşar'ın babası. Sen sigara kullanmasaydın ben belki hayatımda hiç sigara elime almayacaktım. Böyle içecektim bak. Sevgili babalar, sevgili anneler, sevgili ebeveynler. Bu sanırım O Ne Diyor'un Facebook bölümü için. Eğer sigara kullanıyorsanız çocuğunuza sigara konusunda bu kadar ağır baskı yapamazsınız. Ya babam var ya, komando 70 adam askerde. Senin baban ne iş yapıyor? Emekli bankacı. Emekli bankacı senin baban. Tamam, para sayar gibi tokat atabilir. Para sayar gibi tokat atması güzel bir şey. Benimki komando eğitir gibi tokat atıyordu. Ya buf gitti. Bağırıyorum. Emret müdürüm ne olur? Emret müdürüm ne olur? İçeride polise derdimi anlattığımı düşünüyorum ama dışarıda bizi görseniz bir tane Mercedes geliyor. İki tane el gözüküyor. İki tane de göz. Ve içinden şöyle bir ses çıkıyor arabanın. Emret müdürüm ne olur? Yeşil bir tane hiç unutmuyorum. Skoda araba durdu önümüzde. Şöyle bastım güm diye koydum öndekine. Polis bir s**k. Herkes bir s**k. Büyük bir fuhuşun ortasındayız şu anda. 15 yaşımızda daha hayatımızda normal seks yapamamışız. Grup sekse direkt olarak geçiş yapmışız. İşte acı o anda geldi. Bu arada ilk acı. Üstü başı yırtık. Bir tane polis geliyor ileriden. Şapkası ters dönmüş. Önünden de çaycı geçiyor. Tepsiler olur ya böyle yuvarlak. Çaycının elinden tepsiyi aldı. Kim bana kumbana çarpan? Ben önce çözemedim. Ne? Kim bana kumbana çarpan? Doğal olarak istediğimiz netice alamadık. Çok iyi konsantre olduk. Ama gol yedik. Son dakikalarda gol yedik. Yedik diyemem, yedirtmem, kimseye laf söyletmem. Ben bırakıyorum demedim. Kenara bırakıyorum dedim. Çok bırakıyorum demedim. Aslında düşünüyorum dedim. Soruyorlar neden hocam hep tek forvet oynatıyorsun diye. İleride tek forvet oynatmam, çift oynatırım. Çünkü yalnız kalmasından korkarım. Ben yalnızlık korkum var. Sonradan gelen alkışlar oldu. Son dakika kadar çok iyi izlediler. Kahkahalarıyla kontra gülenler oldu. What can I do sometimes? Olsan zaten very nice. Bak piç değil. Piç vardır. Bir de karşı tarafı çok rencide etmeyecek bir piç vardır. O da şu. Pinç. Bir piçin alarm verdiği duruma ben pinç diye bir şey buldum. Komik bir insana da piç diyorlar. Demek ki sen çok piçsin. Piç. 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 Ama birisi piçlik yapar ve sizden saklayamazsa yaptığı piçliği piç alarmı diye bir şey buldum. Senin yapacağın o piçliği eğer sezersem sana alarm veriyorum seni yakaladığıma dair. O da şu. Pinç. Bir de kısık sesle söyledim. Bundan sonra benzin fulletecek olursan bağıra bağıra söyleyeceğim. Benzini fulle! Ben dedim duydunuz mu a**tum fakirleri? Aldım abi arabanın anahtarını. Kardeşim de küçük bana ders veriyor. Abi bunu yapmaman lazım. Kardeş tabii. Bir koydum böyle. Pinç. Çok severim. Kardeşimi çok severim. Koydum işte baktım bir bayıldı. Böyle bir kas gerilmeleri falan. Gittim hemen nabzını kontrol ettim. Tamam yaşıyor. Bindim arabaya. Yaktım kaloriferi. Askeri lojmanın etrafında dolaştım arabayla. Araba ısınsın. Kızı arabaya bir binsin. Oo çok sıcak. Oğlum o dönem başka bir şey düşünemiyorsun ki. Ergensin. Neyse. Hemen de açtım. Ankaralılar bilir. Megasite. Yok şaka yapıyorum. Tabii arabayla gittiğim için erken gittim. İndim şekil yapacağım. Arabanın kaputuna oturdum sıcacık. Oh. Kız çıktı. Köşeden çıktı böyle. Küçücük şuncuk gözüküyor. Yaklaşıyor. Dedim ki ulan Oğuz. Azı dedim açık havadayız. Biliyorsunuz yani açık havadayız. Kız da uzakta. Bırakayım dedim bir iki tane. Yapmadınız mı hiç hayatınızda? Hiç merdivenden inerken böyle taksitle ödemedin mi onu? Her adımda bir tane. Oğlum osurmak normal bir eylem. Bunu böyle sanki ben kötü ve pis bir insanmışım gibi bana dayatıyorsun. Osurmadığını iddia eden varsa yazsın videonun altına. Neyse. Kız uzakta. Dedim bir osurayım. Baf diye bir ses geldi. Çünkü gaz uçucu. Peki ben neden bir ıslaklık hissediyorum? Moruk meğer ishalmişim. Altıma sıçtım. Ve kız geliyor kontik kontik tweet'i takmış saçına. Bilmeden boka yürüyor. Allah'ım bakir öleceğim. Kıza dedim ki bak benden dedim uzak dur benden. Bir bahane de bulmam lazım. Ne diyeceğim kıza altıma sıçtım denmez ki. Sen dedim 11 MFB'deki Burak'la niye öyle bakıştın dedim. O da dedi ki ne? Gerçekten ararım. Vallahi. Ara ara ya müzik falan da konuşabiliriz. Ya ben.
Ben bundan sonra banyo yaparken şarkı söylemem. Ay çok iyiydi bu. Çiçek öğrenci diye bir şey vardı bizde. Hadi bakayım uslu çocuklar, çiçek öğrenci. Çiçek mi? İnsan gelecek nesile ot muamelesi yapar mı ya? Ama en ufak bir konuştuğumuzda buduyor. Çap 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 çap. 9 kere 2. 17. 17 mi? Bu çocuğu sonra 18 kere vuruyor. Sen de anlıyorsun ki 18. Böyle bir sistem olabilir mi? Şimdi burada okuyan bir çocuğu sen koleje yazdırıyorsun. Koleje bir gittim. Kravat, ceket, arma. Armalı tek öğrenci benim bu arada. Bir anda okulun ortasında bir böyleyim. Herkes trilyoner. Ben bir subay çocuğuyum. Hanginizin tetrisi yoktu? Benim vardı. Benim de vardı. Benim yoktu. En önde Beril diye bir kız vardı ilkokul 5'te. Game Boy oynuyorlardı. Sende Street Fighter var mı? Var ama sendeki Mortal Kombat'ı verirsen veririm. Ben de arkada böyle bir kere oynayayım ben ne olur. Hoca girdi içeri. İlk günüm kolejde. Direkt şöyleyim. Hoca girdi. Baktım herkes böyle. Kendi arasında konuşuyor. Babanın kaç parası var? Babamın 32 milyon doları var. Senin babanın, benim babamın 62 milyon markı var. O zaman mark var. Zuckerberg değil mark. Bir para birimi. Çocuklar var bilmezler. Hoca çocuklara bağırırdı. Şuna artık ders başlayacak. Ben direkt böyleyim. Şimdi kadın ağlamaya başladı ve sınıfı terk etti. Pinçler gülüyorlardı. Aa, dedim ki herhalde baltasını almaya gitti. Çünkü bir önce geldiğim okulda bunun milyarda birini yapsan seni ikiye böler, birini de 5 B'ye verirdi başka sınıfa. Ulan dedim ki her şey para mı? Ben her şeyin para olduğunu ilkokul 5'te anladım. Soyadım benim ne? Uğur. Ben 1,5 sene falan soyadım 0 zannediyordum. Bugün okula giriyorum hoca. Oğuzhan 0, Oğuzhan 0, Oğuzhan otur 0. Oğuzhan 0. Burada. Bu ne am***? Nefret ediyordu benden ya. Sınıfa girdiği gibi herkese şöyle yapardı. Ben şurada arkada köşede oturuyorum. Good morning class. Çocuğum lan ben. Ayşe ne zaman bu salak şakayı yapsa? Buradaydım hocam. Aa gerçekten oradaymışsın. Ben de dedim ki lan ben bu kadının gönlünü nasıl alırım ki nasıl kaybettiğimi de bilmiyorum da ben de şaka yapayım. Beni sever şaka yaparsam. Gittim aldım yılanı. Öğretmen masasının çekmecesine koydum. Çünkü geldiği zaman ilk iş Ayşe ile şakalaşır. Sonrasında oturup çekmecesini açar. Kağıtlarını alıp masaya koyup good morning class falan filan. Kadın geldi. Ayşe yine yok. Aa Ayşe yine mi yok? Bu arada her gün aynı şaka yapıyorum. Öyle bekliyorum böyle. Kadın böyle yaptı. Kim? Mavi ekran verdi. Dedi bık çok diye bir ses geldi. Dedim ki an gibi. Şunu hayal ediyorum. Ay ya kim yaptı bunu? Yoksa sen mi Ayşe? Hayır öğretmenim ben yaptım diyeceğim böyle yapacak. Oğuzhan. Bayıldı. Kadının hayatta en çok korktuğu şey yılanmış. Zaten bekar bir kadındı 45 yaşında. Hiç yılan görmemiş belli ki anladın mı? Ay 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 İçecekle girmeyiniz mi? Kapıda içecekle girmeyiniz yazıyor ya. Kapının iç tarafında yazıyor içecekle girmeyiniz. Ya biz buradan içeri mi girmiş oluyoruz çıkarsak? Bir dakika çıkarsak mı? Ay. Ben böyle yazılara çok önem veriyorum çünkü bir kere üniversitede başıma gelen bir olayı anlatayım size. Dekanın odasına gireceğim. Nasıl heyecanlıyım? Elimde böyle dosyalar bilmem neler işte fotoğraflar. Fotoğraf bölümü mezunu Güzel Sanatlar Fakültesi. Dekanın odasına girerken kapıyı çaldım. Tık tık. Hocam merhabalar. Bitirme bölümü sizin de söylediğiniz gibi illüstratif bir durumu değerlendirerek sanatın alt metnini high art'la birleştirip hiçbir bölüm yarattım dedim. Hımm sanırım çok iyi falan dedi. Çıkarken nasıl çıktım biliyor musunuz? Ya arkadaş bak insan heyecandan yanlış cümle kurabilir. Heyecanlandığın zaman elin titreyebilir. Bir kadını ilk defa dansa kaldırıyorsan dans ederken ayağına basabilirsin. Bak bunların hepsi heyecandan olur. Ama şu heyecandan olur mu ya? Tık tık tık. Hocam merhaba işte ödevim falan filan. Sağ ol sen çıkabilirsin. Sağ olun hocam. Tık tık tık. Ama içeriden büyük bir kahkaha sesi geldi zaten. Girdim içeri dedim ki demek gülüyorsunuz ha dekan olmuşsunuz ama adam olamamışsınız dedim. İki tane tokat attım sonra. Bir de yumruk attım. Yok dedim. Sanırım size vermek istediğim mesajı anlamadınız. İçeri girerken benden beklediğiniz saygıyı dışarı çıkarken de öğrencilerinize göstermek istedim dedim. Fotoğraflarda öyle ya böyle toplantıdayız. Halbuki çeksene şuradan. Beyler ya bir şeyle ilgileniyormuş gibi yapın. Tabii fix. Hayatımız yalan bakayım. Herkesin hayatı yalan Instagram'da tamam ama bizimki ağır yalan. Toplantı yapıyormuşuz Muş'ta. İrem Derici'nin yeni meşhur olmuş hali gibi. Her şey cevap. Kimisi çok enteresan şeyler yazıyor. Çok sinirleniyorum. İlk başta cevap veriyordum. Abi sonra düşündüm ki ben bunlara neden cevap veriyorum? Hani vermesem duramam. Ama versem kendime yazık. Onun arası bir şey buldum. Hepinize de izleyicilerime de tavsiye ediyorum. Bak bunu yapın çok eğleneceksiniz. Çünkü yaptım birkaç kişi öldüler. Birine çok mu gıcık oluyorsunuz? Sizi gıcık etmek için ekstra yorumlar mı yapıyorlar? Ne cevap vereceksiniz biliyor musunuz? Susam. Bu kadar. Bak susam yazın gönderin. Soru işareti. Ne? Ne susamı ya? Wow. Ne susamı ya? Kalacak öyle. Cevap vermeyin sakın. Sadece susam yazın. Sonra belki bir gün bu videoyu izler de aslında ona ne demek istediğinizi anlar. Ben yaptım. Çocuğum bir tanesi. Sen var ya Amerikan emperyalizmini destekleyen bir programın öncüsü oldun. Sana saygı duymuyorum artık bak. Ne yazdım biliyor musun cevap olarak? Susam. Böyle kaldı çocuk. Hı? Ne? Anlamı şudur. Susam. Sus. Amına. Ne oldu o sen be? Simit demedik. Oğlum sen bayağı ünlüsün lan sen. Benim kafa da aslan kafası gibi ya. Hiçbir yere sığmıyorum. Lan. Şimdi sen yapsana onu. Benim ama dedem Afrikalı. Yok oradan değil. Belden üstüm Afrikalı benim. Belden aldım Polonyalı.
Bir gün Baturay aradı. Baturay isme bak at adı gibi. Buradan bütün Baturaylardan özür diliyoruz. Baturay dedi ki oğlum dedi Gökhan'ın numarası var mı sende? Ya dedi Diriliş Ertuğrul'a dedi oyuncu arıyorlar dedi. Çekik gözlü falan. Zeytinburnu hep zaten böyle şey Kore gibi. Oğlum dedim bölüm başı dedi 5000 lira veriyormuş dedim. Gökhan kim ben varım dedim ya. Moğol dedi general arıyorum. Benim dedim anne tarafım Moğol. Baba tarafım general. Biz gittik Kadıköy'de bir yere. Kast ajansı. İçeriye bir girdim. Biz çekik gözlü diyoruz ya. Çekik göz var ya. Göz yok orada. Çizgi böyle. Girdik fotoğraf çekti. Herkesin eline balta veriyor. Bana verdi bıçak. Ben Tuğrul yüzünden yakalandım bir kere kardeşim yüzünden. Bu anlatılır mı bilmiyorum. Abla kardeşler, abi kardeşler arasında genellikle sürtüşmeler olur. Abla veya abi ergense çok sinirli olur. Küçük çocuk da bu sinirden yararlanır. Kızdırır onu. Hehe posteri yırttım hehe. Neden piç? Gungi gungi. Aile taviz veriyor. Ben Tuğrul'u ittim. Gözüm karardı. Dedim ki Allah Allah günah mı acaba kardeşi itmek? Meğer Tuğrul'u ittim aslında babam tavayla suratıma koymuş. Sen abisin. Ben abim abi olmak istemiyorum. Ben de anamın babamın çocuğu olmak istiyorum. Doğdu tamam mı? Bunu böyle bantlamışlar. Kundak erme boksa. Kundağın arasında halley bir de kola koymuşlar. Kardeşin sana bir şeyler getirdi. Pinti piç. Suratına gösterdiler böyle. Sonra buna yürüteç almışlar. Ben de kıskanıyorum lan. Tabii ki kıskanırım. Aramızda 5 yaş var. Bu 1 yaşında. Ben 6 yaşındayım. 6 yaşında bir çocuğa bile şunu söylüyorlar. Sen abisin. Ne? Yürüyor tamam mı? Bugün en ucuz arabanın bile bir park sensörü var. Bip bip öter falan. Bu da beyin yok sıfır. Bugün basket topu var elimde. Annem mutfakta babam göreve gitmiş. Tuğrul da yürüyor böyle yürüteçte. Aldım basket topunu. Tuğrul tut dedim. Apçuk apçuk yaptı. Yürüteç devrildi bu yerde. Yere kan damlıyor. Ah dedim harbiden çok... Allah korumuş çünkü hapse girebilirim 6 yaşımda. Ne amına koyayım ya. Hakim bey beni tutuklayacak mısınız? Abisin sen tutuklayacağız. Ulan bir elini kaldır amına koyayım. 1 yaşında da olsan elin var. Elini kaldır topu tutmaya çalış. Bu direkt böyle yaptı. Apçuk apçuk. Bunu götürdüler hastaneye beni de komşuya bıraktılar. Top oynuyorduk Serpil teyze. Ben öyle olmasını istememiştim. Ölmüş müdür inşallah? O da diyor ki merak etme. Geldiler bunun damağını dikmişler. 8 tane dikiş atmışlar. Babam görevden gelmiş. Buna böyleler. Yavrum iyi misin bebeğim bebeğim? Ben kenardayım böyle. Falan yapıyorlar bana. Sen bunu kardeşini nasıl yaparsın? Lan 6 yaşındayım. Evi yaksam kızmamaları lazım. Yaktım 7 yaşımda. Kızdılar. R'leri söyleyemedi 10 yaşına kadar. Damak tabii dikildiği için. Ama ne oldu? Bu onun için handikap mıydı? Hayır. Tuğrul çok sempati. Geliyor musun Tuğrul? Geliyorum. Benim damağım mı dikildi 1 yaşında? Senin damağın mı dikildi 1 yaşında mı? Sen bunu bilmiyor muydun? Sana bunu anlatmadılar mı? Yemin ediyorum. Bunu sen şu an yeni mi öğreniyorsun? Ben yemin ediyorum sana şu an öğrendim ya. Öğrenmen gereken daha birçok şey var. Ama onu burada açıklamayayım. Annemden babamdan izin almam lazım. Yani psikolojik bir yıkıma uğramanı istemiyorlar. Gitmiş anamı babamı doldurmuş. Demiş ki bilgisayarı ben istiyorum bilgisayarı. Ben istiyorum bilgisayarı. Ben istiyorum. Bilgisayarı. Bunun odasına koymuşlar bilgisayarı. Evde olmadığı zamanlar odasının kapısını kilitliyordu arkadaşından. Cinsel içerikli bir CD buldum. Bilgisayarda izlenebiliyor çünkü evde CD çalıştıran başka bir alet yok. İki hızlı CD-ROM var bilgisayarda. CD okuyabiliyor ve bizim için bu teknolojik bir devrim. Basıyorsun kendi çıkıyor ananı s**eyim. 8 hızlı CD-ROM çıktı ben o kapak daha hızlı açılıyor zannediyorum. Cinsel içerikli CD'yi aldım. Nerede izleyeceğim? Tuğrul'un odasındaki bilgisayarda izleyeceğim. O benim bilgisayarım sonuçta. Çitlemiş. Pinç. İlk defa bir kız arkadaşım olacak. Daha lisedeyim. Ne yapıyorsun o zaman? Daha bir özen gösteriyorsun kendine. Babanın gidip tişörtlerini giyiyorsun. Büyük oluyor ama sen anlamıyorsun. Gerizekalısın çünkü. Allah'tan da 90'lar yani. Bol moda. Bir ergen erkeğin hayat damarı jöle. Jöleyi böyle sürersin saçına. Daha fazla sürersin diye jöle almışım kendime. Mis gibi. Gittim banyomu yaptım. Saçlarını kuruttum. Böyle. O zaman bir de saçını kurutup fönle bir şekil veriyorsun. Sonra jöle sürüyorsun. Neler neler. O hazırlıkların tamamını yapmışım. Tek kalan şey jöle. Moruk jöle yok. Jöle nerede? Odasında. Odasına koymuş ve kapı kilitli. Dedim ki bu dünyada. Gerildim böyle. Kapıya bir koydum. Kapı kırılacak zannediyorum. O zamanlar çünkü Power Rangers izliyorum. Kolum girdi kapıdan içeri. Çıkarttım. Jöleyi de alamadım. Kapıda böyle bir delik var. Bunun hesabını soracaklar benden. Böyle bir delik. Limon sürdüm. Limon da jöle işi görür diye. Kendimi limonladım. Kaçtım evden. Palamut gibi karının karşısına oturdum. Karı beni gördü. Raka açtı amına koyayım. Gel bakalım falan. Oğlum ne biçim iş ya. Neyse. Bir gün Tuğrul'un odasına baktım. Tuğrul yok. Babam var evde. Annem Tuğrul'u yüzme antrenmanına götürmüş. CD'ye baktım. Benim şu anda hemen gidip bu CD'nin görevini yerine getirmesini sağlamam lazım falan. Baktım böyle babamın ayakları gözüküyor yatak odasında. Böyle yapıyor ayakları. Gazete falan okuyor. Pazar sabahı. Babamın da genel huyudur. Sabah kalkar, gazeteleri okur. Kahvaltısını yapar. Sonra bir öğlen uykusu. Habire söyleyeyim ama koridorda. En son babamın ayaklar şöyle oldu böyle. Uyudu. Hafif bir uyuduğuna işaret eden ufak bir ses de duydum. diye. Tamam mı? Kapı açık. CD burada. Bilgisayar orada. Babam uyudu. Ayrı. Aldım CD'yi. Muazzamım. Sıfır ses. Kesinlikle sat komandosu olmam gerekiyordu. Ben o şekilde o odaya değil Pentagon'un içine sızar. Bütün Amerikan gizli belgelerini çalardım. Böyle bir sessizlik yok. Duvarla aynı renk giymişim. Koridorda yürüyorum. Bir çıtırtı. Çok yok. Diyeceksiniz ki suratını da boyadın mı? Hayır. Zaten bir çıtırtı duyunca yüzüm bembeyaz oluyor korkudan. Girdim kardeşimin odasına. Kapıyı kapattım. Çok sessiz. Hıcırdamasına rağmen hızlı hareket ettirirseniz en fazla şöyle bir ses çıkar. Ama yavaş yaparsanız biliyorum asla yakalanmam. Kıt anahtar. Tüp. İki kere de kıt. Ne olur ne olmaz. Tabii şimdiki bilgisayarlar nasıl açılıyor? Basıyorsun. Pentium 120 amına koyayım. Bastım bekledim 12 dakika.
Önce Windows 95 pencere. CD-ROM açıldı. CD koydu. Babam kalkar. Çocuk ne yapıyor orada falan filan der. Kapının deliğinden bakar bir şey olur. Dedim hemen Furul'un tişörtlerinden bir tanesinde kapının koluna astık. Burasını kadınlar izlemesin. Yer seçiyorum işte. Tabii. Teştiğim yeri de önceden izliyorum. Öyle yapmazsan tehlikeli olabilir. Önce hedeflediğin bölgeyi izleyeceksin. Çünkü tam o esnada kadın görünüyor ya. Kamera adama dönebilir ve adam o sırada olayı bitirmiş olabilir ve sen de tam o sırada olayı bitiriyor olmuş olabilirsin. Adamla karşılıklı birbirimize... Neyse. Ben önceden hesapladım. Hesaplarken de mouse'u bir elle tutabildiğiniz için hedef bölgeye bakıyorum. Almışım elime sazı. Akort ediyorum. Dün gibi hatırlıyorum anı... Başladım çalmaya sazı. Oğuz. Babamın sesini duydum. Evet, kapattım. Bırakayım dedim. Hemen pornoyu kapattım. Sessiz zaten. Kapının anahtar deliğini bile kapattım amına koyayım. Nasıl görecek yani sonuçta? Hani açacağım kapıyı, bir şey yapmıyordum. Bilgisayarda bir şeyler bakıyordum. Derim diye düşünüyorum. Kapattım fermuarı. Kapının deliğindeki tişörte baktım. Sonra bir hafta önce yumruk attığım ve kafa kadar açılan deliğe baktım. Delikte kim var? Babam! Böyle suratı bana bakıyor. Ananı hayır! Diğer durumda erkek... Ah, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Efendim? Ha? Ölmüş mü? Hemen geliyorum. Başımız sağ olsun gerçekten. Ben askerdeyim. Bu sesi yemekhanede duydum biliyor musun? Tabildo her şey demir tabi. Sen ne yapıyorsun acaba ya? Hanifi, Mertefe. Gösterin şuna gerçeğini. O yüzden bundan sonra YouTuber'lar ne yapıyorsa o kurallara uymaya karar verdik. Zeki, anlattıkları dinlenen bir adam olayım diye gözlükle çıktım. Şu anda o etkiyi verdim mi size? Evet. Güzel. Gözlük bunun için vardı. Şimdi reyting için gerekli olan ikinci şeyi yapalım. Böylece insanları bayrakla kandırma bölümünü de yaptık. Ne kaldı? Ha. Sürerken anlat. Çabuk. Çok başarılı bir ruj olduğunu söylüyorlar. Gerçekten bana... Gerçekten çok başarılı. Harvard mezunu bir ruj. Buna koyayım rujun başarısı. Çok teşekkür ederiz. Ne kaldı? Oo harika. Son model bir laptop. Gördüğünüz gibi sayın izleyenler inanılmaz dayanıklı. Gerçekten YouTube'da böyle videolar var biliyorsunuz değil mi? 50 kuruşluk su, 25 TL'lik su. Gerçekten böyle video var mı? Var. Hatta o ne diyor da var. O ne diyor da mı var? Yapmasak mı lan kovulur muyuz? Bir tarafta 25 kuruşluk, bir tarafta da 25 TL'lik. Bakalım acaba hangisi daha sıvı mı diyeceğiz? Ne a**ına koyayım bu aradaki fark ne ya? Tadına bakıp tahmin mi ediyorlar? Evet, hangisinin daha pahalı olduğunu tadına bakarak tahmin etmeye çalışacaksın. Oğlum suyun tadı yoktur ki. Suyun tadı mı var la? Biri 25 kuruşluk, biri de 25 TL'lik mi? İnanamıyorum, gerçekten izlenmesi çok önemli bir video şu anda. Bakalım hangisi 25 kuruşluk, 25 TL'lik? Bakalım. Oo, bu ne kötü bir su. Bir de diğerine bakayım. Ah, sanırım bu 25 liralık olan. Doğru bildin mi Arda? Hayır, bu 25 kuruşluk da olsun abi. Onlar gibi değil gerçekten. Ne? 25 kuruşluk bu muymuş? Evet. Videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de susadıysanız bizi beğenmeyi unutmayın. Evet değerli abonelerim, bugün dünyadan sır gibi saklanmış 10 kanalında tüm sırlar... Neyse dinleyelim. Açıklıyorum. Aria 51. 51. bölge nerededir? Bir tek ben buldum. İzleyeceğiz. Bakın hepinizin gördüğü gibi hala aynı yer. Şimdi arkadaşlar Aria 11 diye bir şey yok. Çünkü zamanında Aria firması birleşti. Yani Aria kapandı. Oh yeah. Oo teşekkür ederim. Neyse. Filmler... Filmleri biliyorum. Filmlerde... Benim videom değil m***na koydum. Ay. Ne yapsak? Bıraksak mı? Animasyona mı geçsek? Ama ben kimsenin bana atlamasına müsaade etmedim. Gözümün içine bak. Mustafa Ceceli'nin de dediği gibi. Buraları atlıyoruz değil mi? Bizim zamanımızda Twitter yok, WhatsApp yok. Ne kadar organizeymişiz, helal olsun. Hayır, düşmanımızla da nerede buluşacağımız belli. Biz bunlarla nasıl iletişim kuruyorduk lan acaba? Polis bizi bir kere topluca yakaladı, üzerimize geliyorlar. Biz böyle yapıyoruz. Korkmazsan... Polis bir anda böyle... 76 kere falan İstiklal Marşı okuyarak eve kaçtık. Polis uzaktan koşarak geliyor. Korkma polis... İstiklal... Tekrar geliyor polisler. Korkmazsan... Ay... Korkmazsan... Korkmazsan... Korkma... Bu yüzden ayrı ayrı hareket ediyor. Ben de lise 2'deyim ama reis yapmışlar beni. Orada bir torpilim vardı ama Gazi Beden'den abilerim vardı sağ olsunlar onlara bir telefonla. Cumhuriyet Lisesi falan filan işin içine Anıttepe Lisesi'ne girdi. Dediler ki bir dakika kardeş burada buluşalım hepsini patlatalım. Nasıl çocukları? Çünkü dediler biz Anıttepe Lisesi olarak ülkücü gençleriz. Siz deneme lisesi olarak Bahçeliver deneme lisesi. Siz de sağcı gençlersiniz. Hadi burada buluşalım da ikimiz kıskaç yapalım. Bak Hilal taktiği yapacağız. Osmanlıyız a**mını okuyayım. Çık 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 yapıyorum karşıdaki gemiye. Karşıdaki gemi de bana çık 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 yapıyor. Benim ışık bozuldu birden böyle. Karşıdaki gemi devamlı bana böyle çık 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 çık
Bir açtım gözümü, ambulanstayım. O işi yapan hemşire. Hasan bu kendine geldi. O kadar nasıl dayak yedim bilmiyorum ki. O kadar yok ki yani. Bana vurdu işte, şöyle oldu böyle oldu diye anlatabilirdim ama yemin ediyorum yok. Bak adam geldi yok. Lan ne kadar uzun ki düşün, adam yan mahalleden de vurdu bana artık yumruğu. Çok iyi değil mi? Ceket nasıl sayın izleyenler? Rock gibi diye bağırıyor değil mi hepsi şu an ekranın başında? Güzel olmuş mu? Yakıştı. Değil mi? Yakıştı. Ne öyle gömlek mömlek ki, gömlekten nefret ediyorum ya. Liseden sonra ben mesela gömleği ceketi yaktım. Ben sırf bu yüzden arkadaşlarımın düğününe gitmiyorum. Oğuzhan iyi bir dost değil. Yaptığımız hiçbir aktiviteye gelmiyor. Oğlum öyle bir şey değil. Sizin yaptığınız bütün aktiviteler ceket, kravat, gömlek falan gerektiriyor. Buna koyayım 10 günde bir evleniyorlar ya. Sevmiyorum abi. Ceket meket sevmiyorum. Neyse ama sonuç olarak cekete geçmek iyi oldu. Yakıştı mı peki hanımlara soruyorum. Nasıl yalancısınız ya? Abi zaten bu kadınlar erkekler kendini iyi hissetsin diye söylüyorlar ya bu yalanları. Bu her konuda böyle. Bak bunu anlatayım mı her konudan? Her cinsel hayatınızda da sizin bu yalanınız devam ediyor. Sahte orgazm diye bir şey var oğlum diyor. Yani sen kadına aslında tam olarak o zevki vermesen de kadın o zevkin fazlasını alıyormuş gibi sana bir karşılık verebiliyor. Wow falan yalanmış biliyor musun bunların çoğu? BBC belgeselinde izledim. Benim başıma gelmedi öyle bir şey tabii. Alo baba çok acil sınavım var. Bask yaptırtmam lazım, şunlar lazım. Bana 1.000 lira para yolla dedim. Telefondan yumruk yedin mi sen hiç? O zaman akıllı telefon da yok. Bu da embezil bir telefon var. Şuncuk bir ekranı olurdu o telefonların. Oradan ben dayak yedim. Baba dedim sınavım var 1.000 lira para gönder. Adam şehirler arası yumruk attı lan bana. Lan dedi kapat dışarıda bu telefonu. Doğal olarak anneni arıyorsun. Anne ya babamı anlattım. Benim okumamı istemiyor musunuz? Ne yapayım bırakayım mı okulu falan filan geyiklerine girdim. Annem de yani yemez ama. Anne ya anaç ya duygusal ya. Tamam oğlum ne kadar gerekiyor ben göndereceğim. 1.000 lira para gelmiş. Ne sınavı var ne başka bir şey. Antalya'da çok aşırı pahalı bir mekan var. Sosyete gidiyor. Antalya sosyetesi. Jipler bilmem neler falanlar filanlar. Bir tane de arkadaşımın abisinin arabası var. Arkadaşımın abisine rica ettim. Dedim ki arabayı ver. O dedi ki siktir. Ne yaptık arabayı çaldık. Valla bak abisi bir otelde çalışıyordu. Abisinin otele girişini bekledik, arabayı çaldık. Kıza direkt olarak şöyle gittim. Oğlum ne haber? Kız da çok ünlü bir mimarın kızı. Yani annesi bütün Antalya'yı yapmış kızın. Bir tane zevksiz bir şey. Yok işte. Kızı bindirdim arabayı. Valeye para vereceğim. Kapıyı başkasına açtırtacağım. İçeri gireceğim. Yengeç falan söyleyeceğim yani. O zaman 1.000 lira öyle bir para. Gittik moruk mekana. Gayet pahalı bir mekan. Öyle pahalı bir mekan ki. Daha mekana 100 metre kala 900 lira kaldı. Para kendini atıyor böyle zaten. Kız alışmış. Oralarda büyümüş. Ben büyümemişim. Gittim. Kapımızı açtılar falan filan. İçeri girdim. O zamanlar böyle kapalı mekanda sigara içmeme gibi bir durum da yok. 2006'dan falan bahsediyorum. Yaktım sigarayı böyle. Gel hayatım falan. Aa burası ne kadar şık bir yer biliyorum ben burayı. Daha önce anne gibi bir zengin cümlesi kurdum. Abi zengin cümlesi o. Yarısına kadar anlıyorum. Böyle baklası oynamış böyle. Yılan gibi bir herif geldi böyle. Hoş geldiniz. Ben size yerinizi göstereceğim. Buyurun efendim. Efendim mi? Ben de tabii havalar. Herif gitti bizim masaya ayarlamaya. Ben de ayaküstü kızla konuşuyorum. Bir masanın yanında duruyoruz. Şimdi yanlarında da böyle otellerde asansörün yanında böyle küllük durur ya ayaklı. Onlardan var. Her masanın yanında var. Zenginler öyle herhalde ama. Masanın üzerine kül tablası koymak yerine yanına koyuyorlar o şeylerden. Zengin işi dedim ben müthiş. Sigara da bitti. Çıpıs çıpıs diye o masanın yanındaki şeyi söndürdüm. Biraz da ıslak olması da şaşırttı. Söndürdüm. Sigarayı söndürmeden önce kız şöyle bakıyordu bana. Öyle oldu böyle oldu. Şşş söndürdüm. Bir döndüm kıza böyle oldu bak. Masadakilere baktım onlar da böyle. Garsona baktım. Zaman durdu. Herkes bana bakıyor. Geldi garson. İzmariti fırlattı. Normalde şampanya taşımaya yarayan ama benim asansörlerin yanında nasıl olsa bunların aynısından var diye küllük zannettiğim şeyin üzerine şampanyayı koydu. Bu programı artık biz sileceğiz. Çünkü Aslan çok yaşlı. Ayıp konuşuyor. Çok ayıp. Pinç. Aa onu çevirince ne oluyor acaba? Belki çok ateş atıyor. Şuradaki düğmeye basınca bomba atıyor. Onun elindeki silah çok tehlikeli olabilir dostum. Evet. Şurada bomba çevirmesi var. Bomba çevirmesi mi var? İnşallah alkollü değilizdir. Hadi. Beni tanıyan var mı? Arıyor abi birisi. Bir numara ya. Gerçekten bilmiyorsun. Alo efendim. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Beni tanıdın mı? Çıkaramadım. Nasıl çıkaramadın ya? Hemen unutulduk. Kimsiniz? Ankara. Anam. Kim? Ankara beni arıyor. Meşguldün az önce. Mersin'le konuşuyordum. Telefon sapığın oldu mu senin? Telefon sapığım mı? Oldu tabii. Ne yaptılar? Geldi eve böyle telefonu aldı. Oturuyorum cıp 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 konuşuyorum. Cıp cıp cıp. Küçük bebek ayakları düşün böyle havuzda cıp cıp yapan. Onun gibi konuşuyorum burada. Faydası var mı? Belki vardır belki yoktur. Şaka videosu izliyorsam YouTube şaka videolarıyla dolu. Beni izleme Muruk. Bak altın kelebekli adam var. Git onu izle. Enes Batur var yan tarafta kesin çıkıyordur. Enes Batur'a git. Git. Bana niye laf soktun sen? Ben sana laf sokmadım. Ben senin şahsına bir şey söylemedim. Ben senin gıyabında konuştum. Sana böyle caps'ler geliyor mu fotoğraf hayranlarından falan? Geliyor. Beslenme çantasının üzerine Enes'in adını yazmışlar falan. Eskiden otogarlarda olurdu ya girersin böyle. Adana mı? Adana mı? Adana mı diye yanına gelirdim. Adana mı? Adana mı? Adana mı? Adana mı? Adana mı? Adana mı? Hayır abi Antalya. Çık git Antalya, Adana'ya git. Oha! Ben bir hafta önce hastalanmışım. Herif bir hafta sonra işi düşüyor, beni arıyor. Abi nasıl oldun? İşte yatak odasına annem varmış, babam girmiş içeri. Ne nasıl oldun? Abi nasıl oldun? Ay ay. Ne yapacaksın?
Müthişti. Gittim otele. Bana böyle organizatör adam, zengin olan, hayatında hiç müzik dinlememiş ama işte isimleri bilen, isimleri ayıkan ve bunu getirirsek şu kadar para kazanırız diyen Keko. Şimdi bizi çağıran o değildi bu arada buradan. Bizi çağıranlara sevgiler. Olsan ya. Dedi. Zengin sesidir bu. Cümle kurmaya bile şey yoktur. Verir asistanını, o anlatır. O kadar zengin. Cümle kuramıyor. Olsan dedi, sana dedi, hazırlan da dedi. İzmir'in nesi meşhursa ondan yedirelim dedi. Kapattı telefonu. Onu... Oğlum İzmir'in nesi meşhur? Kadınları. Teklife bak! Gittim, duşa girdim, saçlarımı yaptım. Sanki sahneye çıkacağım. Böyle bir hazırlanıyorum. Bıyıklarımı düzelttim. Üzerime giyindim, sıktım parfümleri. Bir çıktım. Boyoz yemeğe götürdüler. Ağzım yüzüm yağ içinde geri döndüm ya. İzmir'in kızları güzel diyorlar. Gerçekten çok güzel. Bakımlılar en azından. Aydın da öyle. Yanlara da sıçramış. Gerçekten Aydın'da da böyle kadınlar çok güzel. Gidiyoruz işte. Aydın'dan geçeceğiz. Dedim ki arabayı durdur da şu marketten bir şeyler alalım. İndim. Bakkaldaki kasiyere aşık oldum. Evimin kadını ol dedim. Ne olur kurban olayım dedim ya. Alayım ben sana, kasada alırım dedim. Evde oynarsın pıt 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 pıt. Pipeti soksun ensemden. Emsin bütün hayatımı, enerjimi emsin yani. O kadar güzel bir kadın görmedim hayatımda. Ben bunu tekrar izleyeceğim. Bak şimdi ne yapacak biliyor musun? Kendi bir şey konuşacak. Böyle çat durduracak oradan. Ya burada da böyle demişim aslında. Herif bana bu soruyu sorduğu için öyle dedim. Ben iyi kazandım. Şuradan anladım. O ne diyor Twitch olayına girecek, başlayacak. O ne diyor'ya bir şey başlıyorsa. O ne diyor, ne çakal. Harika, burada çalışman çok iyi olmuş. Ben bayılıyorum o ne diyor'ya. O ne diyor'ya ben zaten bu 4. başvurumda aldılar beni. Evet. Sürekli geldim, sürekli. Dedim ki işte hangi su daha pahalı videosu yapayım dedim. Sen şey izledin mi? Utangaçlar videosu var. Vallahi ben onu da videodan izlemiyorum. Lütfen izler misin? Utangaçlar videosu var abi. Videonun sonunda ne oluyor biliyor musun? Bak iki tane utangaç karakteristiklerini gösteriyor böyle. İşte kadın utangaç, erkek utangaç. En son çarpışıyorlar abi. Diyor ki aa siz de mi utangaçsınız? Bu ne videosu bu? O ne diyor videosu bu? Tazminat falan veriyorlar mı çıkmak istesek? Hangi su bedava videosunu sen yaptın? Bütün ucuz pahalı videoları şu mikrofonuma doğru söyle. Bütün ucuz pahalı videolarını ben yapıyorum. Abi yıllardır eleştiriyorum ve merak ediyorum. Neden? Ben de çok eleştiriyorum. Çünkü izleniyor. Pat! Kup kup! İmkanı varsa etekler birazcık yukarı ve Instagram. Görüyor musun? 1000 kişi beğendi. Ya bunun Instagram'ı böyle, bunun Instagram'ı da şöyle. Marilyn Manson'ın yüzünün yarısı. Altına hep İngilizcedir. Asla Türkçe yazmaz. Asla. Türkçe mi? Ne? What the fuck? Böyle bir kısım yabancı ama hiç kimsenin dinlemediği müzikleri sarar. Melt Banana dinlemeye başlar. Melt Banana ne? Japon bir punk grubu. Ölürsün burada. Evet, bir Pinch programının daha sonuna geldik. Neden? Çünkü bitti. Bay bay.